Sevgili 4. sınıf öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de 5. temamızın yani doğa ve evren temasının ilk metnini inceleyeceğiz. Yeşil Yurt isimli metni. Bundan sonraki videolarımızda da diğer metinleri inceleyeceğiz. Bizleri Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Çevrenizdeki yeşil alanların ve ağaçların korunması için neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar bireysel olarak yanıtlayacağınız sorulardan bir tanesi de bu. Herkes kendisi tabii ki ne yaptığını burada söyleyecek ama örnek verecek olursak yeşil alanlara çöp atmıyorum. Çimlere ve çiçeklere zarar vermiyorum ormanlık alanlarda. Yine oraları piknik yaptıktan sonra kirli bırakmıyorum, ateş yakmıyorum tarzında cevaplar verebilirsiniz. İkinci sorumuza baktık. Sizce ülkemiz yeterince yeşil midir? Sebepleriyle açıklayacağız tabii ki bu sorunun yanıtını. Neden diye belirtmiş çünkü. Ülkemiz yeterince yeşil değildir ya da yeşildir diyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar İstanbul'da yaşadığım için kentleşme nedeniyle çok fazla bina var. Bu sebeple de ağaçlar kesiliyor. Kalabalık şehirlerde genellikle bu tarz sorunlarla karşılaşıyoruz İstanbul Ankara İzmir gibi şehirlerde bu tarz olaylarla daha çok karşılaşıyoruz O yüzden bu alanlarda yeşil alan bulmak çok fazla ağacı bulmak zorlaşıyor gün geçtikçe ağaç sayısı azalıyor Bu yüzden muhakkak ağaç dikmenizi öneriyorum ve ben yeşil olduğunu düşünmüyorum kendime göre açıkladım Burada metni okumuş. Metinde birçok şahıs var. Öğretmen Ayla, çocuklar, Özgür, Veli Dayı, Ayhan ve Hasan. Bir köy okulunun bahçesinde geçiyor olay. Boztepe Köyü İlkokulu'nda. Öğretmen var. Bahçede çevresinde öğrencilerle Orman Haftası konusunu işliyor. Aralarında konuşmalar geçiyor tabii ki. Konuşmalar geçtiği için arkadaşlar akıcı bir metin olarak gözükmediği için ben bu metni okumayacağım muhakkak okuyun daha sonra videoyu benimle birlikte isterseniz burada durdurun okuyun daha sonra benimle birlikte videoyu tekrar edin devam edin akıcı bir metin olsaydı okuyacaktım ama tamamen konuşma üzerine bir metin farklı karakterlerin konuştuğu bir metin o yüzden direkt sorulara geçeceğim soruları yanıtlayacağız lütfen siz okuyun daha sonra başlayalım Birinci etkinlikte A kısmında bana aşağıdaki kelimeler ve kelime grubu metinde geçmektedir. Numaralandırılmış şekilde anlamları verilen bu kelimeleri bularak bulmacayı çözünüz demiş. Öncelikle soruları okuyacağız. Daha sonra numaralara göre yanıtlayacağız. Kelimelerim ölç, dev, horon, kanı, emek, kalkınmak, tanrı vergisi, şerbet ve bağır. Birinci soruya bakıyorum öncelikle. Birinci soruda bana sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik demiş. Tanrı vergisi deriz biz buna değil mi? Birinci soru için Tanrı vergisi yazıyoruz. Tanrı vergisi. İkinci soruma baktım hemen. Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek, ilerlemek. Buna da aşamalı bir şekilde gelişmek ve ilerlemek dediği için kalkınmak diyorum. İkincisine bulmacada kalkınmak yazıyorum. Üçüncü soruma baktım. Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu. Tabii ki horon. Üçe horon yazıyoruz. Dörde baktık korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı. Buna da dev diyoruz tabii ki. Tüm masallarda neredeyse dev vardır. 5'e baktım. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. Buna da şerbet diyoruz. 5 numaraya şerbet yazalım. 6 numaraya bakıyorum. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Buna da tabii ki emek diyoruz. Emek harcamak değil mi? Emek harcamak. 6'yı yaptım. 7'ye baktım. İnanç, düşünce, kanaat. Yani kanı değil mi? Benim kanım, benim düşüncem, benim kanaatim bu diyoruz. O yüzden 7. soruya kanı yazıyorum. Ve 8 son olarak göğüs demek, bağır demektir. 8'e de bağır yazıyorum. Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanarak defterinize yazınız demiş. Arka kısımda yer yok. Şurada deft e siz defterinize yazın. Ben buralara yazabilirim arkadaşlar. Öncelikle tanrı vergisini kullanacağım birinci cümlede. Bir için tanrı vergisi sanrı vergisi harika bir sesi vardı harika bir sesi vardı ikinci cümlede kalkınmayı kullanacağım ülkemizin kalkınması için çalışmalıyız ülkemizin kalkınması için çalışmalıyız. Üçüncü kısma baktım. Üçüncü soruda horonu kullanacağım. Horona düğündeki düğündeki horona ben de katıldım. Dörde baktım. Devi kullanacağım. Masaldaki dev korkunçtu. Beşe baktım. Şerbeti kullanacağım. Şerbet içmeyi severim. Altıncı da bize emeği vermiş sanırım. Bu iş bu iş için çok emek verdim. Yedi de kanıyı kullanacağım. Başarılı oldun. Kanısındayım. Göğüs. Burada da bağırı kullanacağım. Oyuncağını bağrına basmıştı. cümlelerimi de burada yazdım arkadaşlar. İkinci etkinliğime geçebilirim bir sonraki sayfaya. 144'ü açtık. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü cevaplayınız demiş. Birinci soruda öğretmen öğrencilere ormanın faydaları hakkında neler söylüyor? Metni okuduğunuzu varsayarak yanıtlıyorum. Ormanlar sayesinde zengin olup kalkınmanın ee, kalkınan ülkelerin olduğunu söylüyor değil mi? Ormana verilen emek kaybolmaz diyor insana karşılığını en iyi şekilde verir diyor. Burada bu şekilde yanıtlayabiliriz. 2'ye baktım. Boztepe köyü nasıl bir yermiş? Her yeri yemyeşil bir köymüş. Her yeri yemyeşil bir köymüş. 3'e baktım. Oyundaki köy neden çorak bir yer haline gelmiştir? Köylüler bilgisizlik nedeniyle ağaçları kesip odun olarak satmış, keçilere yedirmiştir, değil mi? Köylüler ağaçları odun olarak satmış keçilere yedirmiştir. Dörde baktım. 4'te bana Metin de Boztepe köyünün hikayesini kim anlatmaktadır demiş. Veli dede anlatmaktadır dördüncü soruda. Veli dede anlatmaktadır. 5'e bakıyorum. Yeşilyurt köyü yıllar sonra hangi ismi almıştır? Boztepe adını almıştır. Boztepe adını almıştır. Altıya baktım. Öğrenciler köylerini tekrar eski haline çevirmek için neler yapmaya karar veriyorlar? Altıda yamaçlara ağaç dikmeye karar veriyorlar diyebiliriz. Yamaçlara ağaç dikmeye Karar veriyorlar. 7'ye baktım. Öğrencilerin yerinde siz olsaydınız başka neler yapmak isterdiniz? Aslında e, köyde ağaç kesmeyi yasaklayabilirdiniz değil mi? Köylülere bunun hakkında e, bilgiler verebilirdiniz. Aslında ormanların yok olmasının ileride ne gibi olumsuzluklar getireceğine dair bilgiler verirdiniz. Doğayı korumayı amaçlayan Yine kurum ve kuruluşlar kurabilirdiniz. Ağaç kesmeyi yasaklardım. Ağaç kesmeyi yasaklardım. İnsanları bilinçlendirmek için ve doğayı korumak için kurum ve kurum ve kuruluşlar kuruluşlar kurabilirdim bu şekilde tamamladık ya da bu kuruluşlardan yardım isteyebilirdiniz var olan kuruluşlardan. Üçüncü etkinliğimize baktık. Metnin konusunu ve ana fikrini sormuş bize. Metnin konusunu bulmak için metinde ne anlatılıyor sorusunu kendime soruyorum. Tabii ki ağaçların önemi anlatılıyor değil mi? Metinde bana ağaçların önemi anlatılıyor. Metnin ana fikri nedir? Yani benim çıkarmam gereken ders nedir bu metinden? Doğanın en büyük düşmanı bilgisizliktir. Bunu çıkarıyorum. Doğanın en büyük düşmanı bilgisizliktir. Bir sonraki sayfama geçtim artık. Burada 144'ü bitirdim. 145'te bana Metnin size ilginç gelen bir kısmını nedenleriyle birlikte aşağıdaki yazma alanına yazınız. Arkadaşlar yine bireysel cevaplayacağınız bir soru. Ben kendim için cevaplıyorum. Bana ilginç gelen kısmı ben metni okuduğum zaman köyün isminin değişmesiydi. Köyün isminin değişmesi. Peki nedeni nedir bunun? Aslında köyün yeşilken köylülerin bilgisizliği nedeniyle yeşilliğini kaybetmesi ve sonucunda isminin değişmesi bana ilginç gelmişti. Önceden köyün yemyeşil olması fakat köylülerin bilgisizliği sebebiyle yeşilliğini kaybetmesi yeşilliğini kaybedip isminin değişmesi bana ilginç geldi size farklı bir kısım ilginç gelmiş olabilir. Bunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci etkinliğime geçtiğim zaman yandaki verilen erozyonla mücadele haftası için yapılmış sosyal medya duyuru görselini inceleyiniz demiş. Duyurudaki görsel ile ilgili yazılarla bir şeyler yazılmış. Bunlarla ilgili fikirlerinizi açıklayınız demiş arkadaşlar. Yazılara bakalım önce. Yaşam toprakta filizlenir. Toprak bozulumuna dur de. Erezyonla mücadele haftası demiş. Bununla ilgili görüşlerinizi açıklayabilirsiniz tabii ki. Bizim aslında yaşamımızın toprağa bağlı olduğundan bahsediyor değil mi? Toprakla yaşam filizlenir. İnsanoğlunun yaşaması için toprağın yeşil kalması gereklidir. Tarzında bize birçok mesaj veriyor. Buna benzer sosyal medya duyularıyla daha önce karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız duyuru üzerine konu ve tarih dışında nelerin yazılı olduğunu açıklayınız demiş. Arkadaşlar birçoğumuz tabii ki e, karşılaşmıştır. Örneğin kızılayın kan bağışı kampanyası ile ilgili e, bir duyarı yerle karşılaşmış olabilirsiniz. Aslında üzerinde konu var, tarih var ve farklı olarak. Orada ne demişti? Kan bağışının yılda ne kadar olduğunu, aslında ne kadar az olduğunu, ne kadara ihtiyaç duyulduğunu bunlardan da bahsedilmişti değil mi? Bu bilgileri de vermişti. Örnek olarak verebilirsiniz. Kızılay'ın kan bağışı kampanyası diye. Devam ediyorum. C kısmına bakalım. Yaşam toprakta filizlenir cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Cümle duyurulmak istenen konuyla ilgili midir? Siz de ormanın, toprağın, havanın veya suyun önemini anlatan bir cümle yazınız demiş. Anlatılmak istenen yaşam için aslında toprağa ihtiyaç duyduğumuz. Bunu yazabiliriz arkadaşlar. Ya da suyla ilgili yazabiliriz. Suyun önemiyle, toprağın önemiyle, ormanın önemiyle. Ormanlar nefesimizdir. Bunu diyebiliriz ya da suyu açık bırakma. Dünyayı susuz bırakma. Bu şekilde sözler, sloganlar yazabilirsiniz. Ç kısmına baktığımda sonraki derse hazırlık bölümü var. Sizden istenen araştırma sonucunda incelediğiniz afişlerden yola çıkarak ormanın önemini anlatan bir afiş de siz hazırlayınız. Sınıfta başarılı bulunan afişleri öğretmeninizin rehberliğinde sınıf veya akıl panosunda sergileyiniz demiş. Afiş tasarlayacaksınız. Burayı sizler için boş bırakıyorum. 147. sayfaya 6. etkinliğe geçiyorum. Toprağı korumanın en etkili yolu bitki örtüsünü ve ağaçları korumaktır. Sonraki derse hazırlık çalışmaları arasında e, yaptığınız araştırmanın sonucunda arkadaşlar birçok veri elde ettiniz, bilgi elde ettiniz. E, burada siz e, çalışan bir kuruluşta üyesiniz. Toprağı korumak için, ormanı korumak için birçok kuruluş var. Bunlarda çalışan bir üye olduğunuzu düşüneceksiniz. Bu kuruluşun daha etkili olabilmesi için neler yapılması gerekir, bunu söyleyeceksiniz. En önemli kuruluşlardan biri Tema Vakfıdır, değil mi? Burada üye olduğumuzu düşünelim. Ve önerilerimizi yazalım. Tema Vakfına Öneri Ne, e, ne yazabiliriz? Öncelikle tema vaktinde Vakfında çalıştığımızı yazalım. Ben bu vakıfta gönüllü olarak çalışmaktayım. Erezyonla mücadele, ağaçları koruma, doğal varlıkları koruma, yine ülkeyi ağaçlandırma gibi çalışmalar yapıyorum diyebiliriz. Ağaçlandırma, ülkeyi koruma gibi çalışmalar yürütmekteyiz. Benim önerim çocuklara ağaçlandırmanın ve doğayı korumanın önemi hakkında bilgiler verilmesi öğretmenlerin konularda yarışmalar düzenleyerek bu bilincin onlarda oluşturulmasını oluşturulmasını Sağlamasıdır sağlamasıdır yine yazabiliriz arkadaşlar ee, sosyal medya aracılığıyla çocuklara duyurulabilir bu durum öğretmenlerin düzenlediği yarışmalar haberlerde yer alabilir yine e, vakfın çalışmalarıyla ilgili haberler öğrencilere sunulabilir gibi birçok öneri yazabiliriz bu kısmı burada tamamlıyorum siz bireysel olarak devam edin lütfen Sonraki derse hazırlık kısmına bakalım. Güneş sisteminde bulunan gezegen ve yıldızlar hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgi ve görselleri sınıfa getiriniz. Ee, öncelikle gezegenlerin ismini ben sizin için yazayım ama araştırma yapın. Merkür, güneşe en yakın gezegen örneğin. Merkür. Venüs. Güneşe en yakın ikinci gezegen. Dünya. Güneş'e yakın üçüncü gezegen yine tek uydusu var ve bu ay güneş sisteminde yaşamı barındıran tek gezegen yani yaşam olduğunun kanıtını biz dünyada yaşayarak belirtiyoruz zaten. Dördüncü olarak Mars. Güneş'e yakın dördüncü gezegen diyoruz buna da. En çok uzay aracı gönderilen gezegen budur arkadaşlar. Daha sonrasında Jüpiter. Jüpiter Güneş'e yakın 5. gezegendir. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir Jüpiter. En büyük gezegen diyorsunuz. Bunun da hatta 79 tane uydusu vardır. Yine Satürn Güneş'e yakın 6. gezegenlerden biri. Satürn'ün halkası var buz ve taşlardan oluşuyor. Bunu bilmelisiniz Satürn'le ilgili. Uranüs Güneşe yakın 7. gezegendir. ve Neptün. Neptün Güneşe en uzak gezegendir diyorum Neptün'e de. Bunu da bilmeniz yeterli. Arkadaşlar öncesinde Plüton isimli bir gezegen vardı. Artık 2006 yılında gezegen olmaktan çıkarıldı. Kendisine çok küçük olduğu için cüce gezegende deniliyordu. Bunlarla ilgili daha farklı bilgiler öğrenmek için siz araştırmalarınıza devam edebilirsiniz. 147'yi tamamladım. 148'de artık küçük müyüz, büyük mü isimli metin var. Onu bundan sonraki videomuzda işleyeceğiz, öğreneceğiz. Şu anda karşınıza çıkacak olan ekrandan Bundan önceki videolara ulaşabilirsiniz. O küçük ekranlara tıklayarak ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Bizleri Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmuyorsunuz. İlkokul Ogretmenim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.